Ustatif ekranlarından herkese merhaba, ben Tümer Ferhatoğlu. Bir araç buldum İstanbul'da. Uzun zamandır aradığım bir araçtı. Yani biraz değişik bir araç. Renault'un Twizy diye bir modeli. Değişik elektrikli, maksimum 100 km menzili olan, işte 85 km hız yapan 4 tekerli L7E diye geçiyor ruhsatta. Böyle bir motosiklet, birçok avantajı var. Özellikle yakıt avantajı var. Çünkü kilometrede yaklaşık olarak 10 kuruş falan yakıyor. Yani tüketiyor demek daha doğru olur. Tüketiyor. 6.1 kW'lık bir batarya kapasitesi var. Yanılmıyorsam da 17 beygir miydi? Kilowatt mıydı? Bir motor gücüne sahip. Yeter. Benim Antalya içinde sağa sola koştururken ki işlerimi rahat rahat göreceğini düşünüyorum. Yan camları falan da varmış. Satan kişiyle ona göre pazarlığını yaptık. Gidip bakacağız şimdi İstanbul'da araca. Eğer kafamıza yatarsa alıp geleceğiz çekiciyle. Hadi bakalım bizi ne bekliyor İstanbul'da. Gördükleriniz arkadaşlar sakız. Bunlar ne demeyin, bunların hepsi sakız. Millet ağzından çıkarıp atıyor. Görüyorsunuz değil mi? Maalesef iç hatlarda da aynı durum, dış hatlarda da aynı. Bu ara içilmez. Tabii bende bagaj olmadığı için direkt sırtımda gezdiriyorum. Hadi bir çıkalım bakalım burada neler varmış. Tramvay neredeymiş? Altunizade. Umarım kaybolmam. Geldik. Paramızı da çekelim. İyi kötü. Wow, her taraf yüzlük. Antalya Havalimanı'na göre bayağı değişik. Metro yukarıda, yani ileri doğru gidinceymiş. Şöyle bir fiyatları çekelim mi? Şimdi en sevdiğim yola gireceğiz. Burada yani yürüyen yol. Yol kayıyor dedikleri noktadayız. Yalnız arkadaşlar bakın, böyle sorunlar var paletlerin üzerinde. Bunlar çok çok tehlikeli şeyler aslında, kırık paletler falan. Bakayım başka var mı. Maalesef kırık taraklarımız da var. İşte çoluk çocuğun ayağını kapanlar bunlar. Bunlar tehlikeli. Genelde
çıkış yerlerinde bulunmaz ama giriş yerlerine vida vesaire gibi şey bagajlardan düşen o parçalar bunları kırabiliyor. Maalesef burada da var, bakın şöyle sabit tutmuyorsun. Evet, bunlar maalesef çok çok tehlikeli şeyler. Yani elinize ayağınıza dikkat edin orada. Çoluk çocuk varsa oraya gelince bir mümkün biraz havaya kaldırın, geçirin. Ne diyeyim işte. Yıllar oldu gelmeyeli. Bakalım bizi ne karşılayacak burada. Umarım dolandırılmam. İstanbul adamı bu ya. Adamı dereye götürür, suyu gösterir, ağzına bili bili yaptırır ve dereden susuz getirir. Yapılabilir yani. Şimdi giriş yapalım. Abi güvenlikten geçtik. Güvenlikçi abla zaten durumlar vahim ya. Adam kesecek gibi duruyor. Ama iyi, iyidir yani, öyle lakayt güvenlik de olmaz abi. Az şöyle bir şey duracak yani, ağır duracak. Değil mi? Bence yani. Metroya da iniyoruz. Dur bakalım ne çıkacak. Altunizade. Kadıköy yönü diyor da. Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse, elbet sonra sonra buluruz diye düşünüyorum. Metromuz da geldi. Metrobüse doğru bakalım devam edeceğiz. Buna da ikinci binişim olacak. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yıllar yıllar önce bir binmiştim. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi bir şey göstereceğim. Bak baba şu güzelliğe bak. Tipe bak. Ne güzel yatıyor. Serin yeri de bulmuş. Evet. Uzun süre sonra güneşe tekrar kavuştum. Dur bakalım. Evet, cengaver burada. Şunun sevimliliğine bakın ya. Evet arkadaşlar, aracımız muayyer. Sahibinden. Çok güzel ya. Plaka 34 kaldı artık, yapacak bir şey yok. Burada çok fazla zamanım yok. Belki güzel bir proje yaparız ya. Şuraya bir teyp falan bağlarız. İyi kötü. Bakacağız artık. Ne güzel oldu ya. Nasıl canım? Arkadaşın evinde kaldık. Tabi biraz geç yatınca. Yani saat 2 gibi falan yattık. Herhalde 6.45'te kalktık. Metrobüstü şuydu buydu derken. Neyse, aracı getirdik. Evet. Araç burada. Şimdi burada bir araca yüklenecek. Büyük kamyon tarzı ya da çekici tarzı bir şey. Ondan sonra ver elini Antalya. Bakalım nasip. Biraz kullandım tabi. Ne kadar diyeyim. Şehir içinde bir 30 kilometre civarında kullandım. İstanbul'un içinde. Vallahi üzmedi be. Otoyola falan da girdim. Hani iyi kötü 85 yazıyordu. Daha fazla bilmiyorum, gider mi gitmez mi? Belki elektronik hız sınırlaması var ama iyi kötü gidiyor ya. Vallahi sevdim. Yol tutuşu hani çok fazla deneyimleme şansım olmadı ama vallahi beni şaşırttı. Yani şuna bakınca zaten hani aldığım yerde de söylediler. Formula 1 ekibi tasarlamış bu aracı. Zaten lastiklerden belli. Bir şeymiş gibi duruyor. Valla süspansiyon falan sert. Yol tutuşu gayet iyi. Bayağı bir şey ya, ne bileyim. İyi, güzel gidiyor da. Ya en azından şimdi şöyle bir şey var. Bu XEV Yoyo diye bir araç var. Antalya'da bir tane bulmuştum. Ona bakmaya gittim. Şimdi araç iyi, güzel, tamam. Kliması var. Klima çok önemli bir konfor sonuçta Antalya'da. Ama
aracın içerisindeki o trim mi diyorlar, ne zıkkım diyorlarsa, elinizi attığınız her yer kırılıyor arkadaşlar. Kapı kulpu, güneşlikler. Hatta benim gördüğüm araç kazalı bir araçtı. Yani birazcık yumuşak olması lazım kullanılan parçanın. Yani bir enjeksiyon kalıptan çıkmış olsaydı o aletler, yani parçalar, tampon vesaire bilmem ne, esnek yapılabilirdi. Ama ve lakin büyük ihtimalle bunları 3 boyutlu yazıcılarda çıkarttıkları için en ufak bir darbeden cam gibi kırılmış. Yani çok sert bir plastik. Onun için oradan çok hoşlaşmadım. Gidişi, yani torku bunun gibi değil. Daha hani ivmelenmesi, hızlanması buna göre biraz daha yavaş. Fiyat olarak onlar biraz daha yüksek. Yani kazalı araç, altına baktım, torsiyon çubuğu. Ben de abi. Tamam abi. He, aracı çektik. Neyse, alt tarafında yani bildiğiniz iki lastik birbirine çapraz bakıyor. Elektrikli direksiyon var onlarda. Elektrikli direksiyon da arıza yapmış. Yani elektrikli direksiyonun zaten direksiyon kutusu falan tamir olan bir şey değil, değişmesi lazım. Nereden baksana zaten parça yok. Bu tarz özellikle mekanik parçalar yok. Kaporta parçaları falan bulunuyormuş. Şimdi buna da tutup şimdi 400 küsür bin lira para vermenin çok da bir mantığı yok bana göre. Alan arkadaşlar güle güle binsinler. Allah kaza bela vermesin. O ayrı bir konu. Ama bana gelmedi. Ben biraz da hani arkasını arıyorum. Biz nasıl hani bir devre yaptığımız zaman, işte yorumlarda biri bir şey sorduğu zaman ilgileniyorsak, aynı şeye ben de bir satan kişiden bunları bekliyorum. Ha, en kötü ihtimal arkasına Renault var arkadaş. Yani bir şey olduğu zaman bu arabanın parçasını bu adam 2020'de mi çıkarttı? Atıyorum bunu. 2030 yılına kadar bu aracın parçasını üretmek zorunda. Yani bu tarz şeyler biraz benim için önemli. Araca yüklenecek buradan. Çekiciye yüklenecek. Zaten burada da bayağı bir şey. Elektrikli araçlar falan var işte, Skywell. Gelmiş mi gidiyor mu artık, neyse. Bir gitsin bir bakalım. Antalya'da artık oraya geçince daha güzel bir deneme şansım olacak. Burada zaten GPS'e sürekli bakmaktan arabadan da çok bir şey de anladım diyemem. Evet dostlar, geri dönüş yolundayım. Sabiha Gökçen Havalimanı'na tekrar geldim. Şimdi kapıdan geçip yani gate'e gideceğim. Oradan sonra da Vereli Antalya. Antalya Havalimanı'ndan sonra umarım yarın gün içinde aracıma kavuşurum. Hadi bakalım hayırlısı. Boş yer varmış cam kenarında. 29 Fox. Hadi. Körükten de uçağa bir inelim. Arkadaşlar bu körüklere yanaştığı zaman uçak deli paralar veriyor. Buradan ground power, yani uçağı elektrik alıyor. Su alıyor. Aynı zamanda işte ne bileyim işte bu tarz hizmetleri alıyor. Tabi havalimanına ücret ödüyorlar. Bu gibi durumlarda. Yani ne zamanı geliyor? Bu da zaman tüneli gibi arkadaş ya. Sen yürüyünce bazen dengesini kaybediyor. Havacılık sektörü değişik arkadaş. İçeride bazı yasaklı kelimeler var. Mesela onları zikredersiniz. Zikrederler valla. O yasaklı kelimeleri burada söylemeyeceğim tabii ki. Yani. Evet. Bakın arkadaşlar, burada da böyle kolay gelsin. Sizi çekmiyorum şeyi. Şurada bir cihaz var, uçağı yanaştırıyor. Şimdi acil çıkış. Kapısının yanına oturdum iyi kötü, bakın. Pardon. Şöyle. Kapı burada. Kapı benden sorulur. Kapıyla ilgili sorun oldu muydu? Kolluk bende, kıllık bende hesabı. Açarım ha valla. Aklınızı alırım yemin ediyorum. 2000 fitte. Bildiğiniz gibi değil. Daha. Görüyorsun değil mi? Evet dostlar, Minty sonunda geldi. Tabi biraz küçük olduğu için çekiciye, yani normal arabalar gibi yükleyememişler. Şöyle, vay be, Minty ile aynı renkte gelmiş. Bak arada, ha? Ha? Görüyor musun Minty'yi? Hey mübarek.
Umarım onu tahmin ettiğim şekilde çıkartmamışlardır oraya. Hah. Dayı hoş geldin. Neredesiniz ya? Antalya'ya sonunda geldi. En sonunda. Biraz zor oldu. Tabii biraz tozlanmış ama sıkıntı değil. Kendi memleketimiz olunca tabii daha rahat kullanacağız. İleriden bir yerden zaten şey yaparız. Ana caddeye çıkarız. Bir de testi yaparız. Bakalım kaç yapıyor, ne yapıyor. Vites yok, o güzel. Basıyor. Hani bizim orada derler ya, deh diyorsun gidiyor, çö diyorsun duruyor. Aynı o hesap. Gidelim. Haydi Joe. Canavar baya da gidiyor ya. Uçuşa geçecek, uçuşa. Arkadaşlar son hız 85. Daha fazla gitmiyor. Elektronik hız sınırlaması var galiba. Ama 85 bile bence çok buna. Yani öyle yazılım attırmaya çalışayım, İşte daha hızlı gitsin, o işlere girmeyin. Yani bu genişlikteki bir araba için zaten olduğu, olacağı o. Bakın, ayağınızı gazdan bıraktığınız zaman ya da fren pedalına dokunduğunuzda rejeneratif şarj devreye giriyor. Yani atıl olması gereken enerjiyi bataryaya tekrar şarj ediyor. Çok bir şey değil ama yoktan iyidir. Ama ara hızlanması falan iyi ya. Alet gidiyor yani. Şuradan bir tane karpuz alalım hemen. Şimdi hafif bir yokuşa çıkıyoruz. Hafif değil aslında, bayağı yokuş. 50'lik motorlar falan burada bayağı bayılıyor. Onu da söyleyeyim. Ve 83'te çıkıyor ya. Çok iyi ya. Arkadaşlar direksiyon hidrolik değil ama azıcık hareket ettiği zaman zaten yumuşuyor. Eski Broadway'lerin şeyi gibi, direksiyonu gibi. Ya zaten kaç kiloluk araba? Hani hidrolik olsa ne olur, olmasa ne olur? Elektro hidrolik olsaydı ya da elektrikli direksiyon olmuş olsaydı kontrolü daha kolay olurdu. Hani hızlandıkça en azından çok fazla yumuşamazdı. Da işte arabası parasına göre bir araba diyelim. Arkadaşlar virajda falan biraz yattığını gördüm. Bir bakayım dedim, lastiklerin havası çok hoşuma gitmedi. Arkalar normalde 29'muş. Lastik sıcak olduğu için 32 basacağım. Bir bakıyoruz. 22 idi içindeki şey, hava. Yani bayağı az. Hem fren mesafesini ciddi anlamda etkiler, hem de lastiğin yanlardan yemesine neden olur. Hem de virajlarda yatıp belki, Allah korusun, yani lastik canttan bile çıkabilir. Çok sıkıntılı durumlar. Lastik havalarınızı mutlaka önerilen şekilde doldurmayı unutmayın. Arkadaşlar ciddi anlamda fark etti. Bakın şu an
aracın titreşiminden tutun da direksiyon hafif bir sağa sola çekme durumu vardı. O da gitti. Artı böyle sanki bir şey tutuyormuş gibiydi aracı ama şu an o da gitti. Vallahi klima olmayınca tabii biraz eziyetli Antalya gibi yerde. Şu tavana falan bir şeyler artık yapacağız. Tavan şart. Tavan bayağı sera gibi yani şu an. Bildiğiniz bir sera var burada. Görüyorsunuz siyah. Bundan güneş yapılıyor arkadaşlar. Güneş enerji sistemi. Hani suyu falan şey yapıyor ya. Isıtıyor ya. İşte ondan. Bakacağız artık nasıl bir şey buluruz. Yukarıya ince böyle artık ne bileyim bir izolasyon yapmak lazım. Buradan bayağı bir ısı vuruyor. Hareket edince artık çok bir şey kalmıyor ama gene de ana motosiklet gibi düşünüyor. En azından o kaskın o şeyi var ya daraltması insanı. O yok, o da bir şeydir yani yoktan iyidir gibi. Yemin ediyorum 50 NC gibi kornaya var. Şey, eski makinistler vardı onlar gibi. Ses ne? He? Bu bip bip ses ne? Bu insanların içinden geçerken dikkat çekmek için bili bili yapıyor. Wow, kapıya bak. Başıma sanki şey... Evet, aracımız muayyer. 2021 model. Sağlığından temiz. Camları çıkartalım mı? Gaz fren şanzıman halim duman. Adamın aklını alırım.